Aferin. Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bir bitenler videosu ile karşınızdayım. Bitenler videosunu sizler seviyorsunuz, ben de seviyorum. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sizler yorumlara yazıyorsunuz, işte şu ürün daha güzel, bunu kullan, ya da ben size söylüyorum. Şimdi her videomda söylüyorum ama, yani her bitenler videomda söylüyorum ama aramıza yeni katılan arkadaşlar oluyor ya da abone olmadan izleyenler oluyor. Onun için her bitenler videosunda bunu söylüyorum ki ben ürünlere parayı şu şekilde veriyorum. Yani eğer işimi görüyorsa uygunundan alırım. Ama eğer işimi görmüyorsa parayı da verir alırım. O şekilde ben kullanıyorum ürünlerimi. Mesela Güldal'ın çamaşır suyu. Daha öncesinde Çiçeğin markasının çamaşır suyunu kullanıyordum. Çiçeğin markası benim ellerimi çok tahriş ediyor. Onun için onu almıyorum. Güldal alayım dedim. Güldal da aslında çamaşır suyu işlevini görüyor ama lavabolarda köpürtmüyor. Ben böyle köpük köpük yıkamasını sevdiğim için daha bunu almıyorum. Mesela Domestoslar çok güzel köpürüyor. Domestos alıyorum. Şöyle 3 kutu da bunlardan bitirdim. Bir de bu 4. Dur annem. Oğlum da böyle buraya düzmüş. Şu şekilde gidiyor. Bu Domestoslardan alacağım artık. Genellikle bunlardan alıyorum ama bunu da aldığımız oluyor. Ama daha bu sıvı çamaşır suluğu almam. Jel olanlarından alacağım. Bu renk renk ama ben renk renk olmasının bir farklılığını görmedim. Yani hepsi aynı çamaşır suyu. Bu Işıl'ın sıvı sabunu vanilyalı. Bunu büyük aldık. Gayet uygundu. 10 lira mıydı? 10 liraydı zannedersem. Onun için bundan aldım. Bu mesela bunu neden aldım? Ben size hemen söyleyeyim. Farmasinin bu el sabunu şu boyut, yani küçücük, 15 lira tek tanesi. Güzel mi? Evet, güzel ama videonun başında da söylediğim gibi eğer benim işlevi görüyorsa ben fazla para verme taraftarı değilim. Anneciğim. Bak biz video Oğlum da çekiyoruz. uyandı. Şimdi bu 15 lira. Dediğim gibi ben çok fazla para verme taraftarı değilim. İşimi görüyorsa uygunundan alırım. Mesela bunu ben daha almam. Evet, güzel. Güzel olmasına güzel ama çok pahalı. Şimdi onunla şu bir değil herhalde. Buna 10 lira gibi bir fiyat vermiştim. Gayet de güzel. Aslında ben tatlı kokuları çok fazla sevmiyorum ama bunun kokusunu çok beğendim. Onun için bundan tekrar alırım. Anneciğim. Ver anneciğim. Bu çamaşır makine temizleyicisi. Bundan aldım. Yani yeni kullandım aslında bunu. Babanın. Kötü kokuları yok eder diyor. Kir ve deterjan artığını temizler. Bunu aylık bir tane alacağım yine. Al anne. Yani güzele benziyor. Şu anda bir şikayetim yok. İyi yani. Bu da yine farmasiden eşime parfüm. Bunun kokusunu beğendim. Bunun kokusu evet, gayet güzel. Yani ağır koku seviyorsanız bunu tavsiye ederim size. Al anne. Ver annem. O kokusun çok Bu güzel. parlatıcıyı ben aslında bulaşık makinesinde değil de lavaboda kullanıyorum. Lavaboları çok güzel parlatıyor. Çok da köpürtüyor böyle, diyorum ya, ben zaten temizlik yaparken böyle köpük köpük olmasını istiyorum. Bu da çok güzel köpük köpük yapıyor. Hem de inanılmaz temizliyor hanımlar. Halılardaki lekeleri de çok güzel bir şekilde çıkartıyor. Yani dedim ya, bulaşık makinesindense başka amaçlar için kullanıyorum lavaboda. Bu şey deodorantı, efendim annem. Baba niye zaman gelecek? Baban akşam gelecek inşallah. Şimdi şey deodorantını ben evde sıkıyorum. Deodorantı dışarı giderken değil de evde kullanıyorum. Bunu daha almam. Bunun kokusunu çok fazla beğenmedim. Pembe olanı daha doğrusu beğenmedim. Diğerlerinin kokusunu bilmiyorum ama bunu tekrar almam. Şu anda Emotion'unkini kullanıyorum. O daha güzel. Pril bulaşık deterjanı. Bu da gayet güzel. Her evde zaten olan, hemen hemen olan şeyler. Buna yine alır mıyım? Alırım. Ama Fairy tabii ki daha iyi gibi geldi bana. Bu yine farmasinin ahşap temizleyici. Mesela ahşap temizleyici, evet aslında güzel bir ürün ama
Dediğim gibi bunun yerini başka deterjanlarda daha ucuza da görüyor. Buna fazla para vermeye bence gerek yok. Güzel mi? Güzel ama dediğim gibi başka şeyler de onun yerini tutuyor. Bu lavabo temizleyicisi Sır markası. Bunu ben nereden almıştım ya? Ha, Bim'den almıştım galiba bunu. Ama beğenmedim. Neyi beğenmedim? Kokusunu çok fazla beğenmedim açıkçası. Bir daha alır mıyım? Almam. Temizliği, yani normal temizlik görevini görüyor ama öyle derz aralarını söküp atmıyor. Pijaman anladın değil mi? Evet annem. Bir daha alır mıyım? Almam. Ver anneciğim. Krem. Bu yüz temizleme jeli Ersan. Bundan da evet memnun kaldım. Gayet güzel bir ürün. Bu Palmolive'in duş jeli. Annem sanki bundan bir tane daha vardı. Evet, bir tane daha var. Nerede? Anne, Neyse. az. Bu yani bunu ben A101'den dörtlü paket halinde almıştım. Uygundu. Denemek için aldım ama güzel bir ürün. Evet. Şu eğer tek tek bunlar satılıyordur büyük ihtimalle. Bunun kokusundansa şunun kokusu daha güzel. Bakalım bu neymiş? Keten tohumu. Bu da makadamya yağı diye bir şey. Yani bunun kokusu. Anne, oğlum tamam dur. İki oğlum da iki yönden veriyor. Dur anneciğim dur. Evet dediğim gibi bunun kokusundansa bunun kokusu daha çok hoşuma gitti. Bu biraz tatlı kokuyor. Dediğim gibi ben tatlı kokuları çok fazla sevmiyorum. Bunu göstermiştik. Bunu da Şunu göster. göstermemiştik. Klasik cif ama cifin şu mor kapaklı kokusunu ve pembe müge çiçeğiydi galiba. Müge çiçeği olanı daha hoşuma gidiyor. Bunu bir daha alır mıyım? Aslında almam ama güzel kokuyor. Ama o pembe başlıklı bence daha güzel kokuyor. Yani ondan alıyorum. Mintax bulaşık deterjanı. Bundan çok fazla memnun kalmadım açıkçası. Çok fazla sanki köpürmüyor. Bunu daha almam. Yumuşatıcısı portakal çiçeği. Bunun kokusunu da beğendim. Bunun kokusu da gayet güzel. Ama kalıcı mı? Bim'deki gibi kalıcı değil. Ben Bim'in bulut markasını kullanıyorum genelde. Eğer Anne. Bim kapalıysa gidip bunu diğerlerinden alıyorum. Onları da denemiş oluyorum ama çok fazla kalıcı değil Anne bence şunu kokusu. göstermedik. Farmasinin el ve vücut kremi. Bundan gayet memnun kaldım. Zaten bakım bitmiş. Bunu beğendim. Yani bundan tekrar alırım. Ver anne. Werner'in yine yumuşatıcısını beğenmedim. Bunun da kokusu kalıcı değil. Eşim de gitmiş. Ben eşime gerçi demedim. Hani beğenmedim diye. Şimdi eşim gitmiş böyle 5 kiloluk bidonla almış yine aynı Werner'inkini. Ama o nasıl bitecek Burada da bilmiyorum. üç Böyle tane çok çok bundan koyuyorum var. ki hemen bitsin. Atmaya da kıyamıyorum. Hani israf. Atmaya kıyamıyorum. Dur anneciğim tamam dur. O 5 kiloluk nasıl bitecek yumuşatıcı bilmiyorum. Hiç beğenmedim yani Werner'inkini de. Bu Bingo'nun kireç sökücü. Bunu böyle fıslatıyorum şeylere. Lavabo, musluk başlıklarına. Ama şu an bir tane Elnet'in kireç çözücüsünü kullanıyorum. Aynı böyle başı fıs fıs böyle sıkıyorum. Sanki o daha güzel. Bundan daha alır mıyım? Almam. O daha iyi geldi bana. Bu da Elnet'in yağ çözücü. Bundan da gayet memnun kaldım. Bu da çok etkili bir yağ çözücü. Tekrar alır mıyım? Alırım. Kireç çözücü. Bu da yine aynı dediğim gibi çok fazla para vermeye gerek yok. Bu yetişin ki gayet uygun ve güzel işimi görüyor. Fazla para vermeye gerek yok. Bu silikonlu temizleyici. Ben bu işi bırakmıştım aslında hanımlar. Bir ara ben yine bundan siliyordum. Kokusu aslında hoşuma gidiyor. Temizliği de evet güzel. Ama camlarda, televizyonda sanki çok güzel değil diye bunu bırakmıştım. Bir de böyle kovaya su koyup böyle silikon
sileceği sıkarak iş yapmak sanki böyle daha iyi geliyor bana. Onun için bunu bıraktım. Ama hani mobilya çok fazla tozlu olmuyor. Hani suyla silmeye gerek yok. Şöyle bir tozunu alsan yeterli. Onun için bunlardan tekrar alırım. Şu anda Bingo'nun kini kullanıyorum. Onun kokusu da çok güzel. Ya ondan ya bundan, artık hangisine denk gelirsem tekrardan alırım. Bunların da dörtü var. Tamam anneciğim, dur. Dediğim gibi bu kovaya su koyup silmenin yeri bambaşka bir şey. Onun için dedim daha bunu almam. Ama çok hafif mobilya tozlandığında da kovaya su koymaya gerek yok. Hani bununla bir fıslat, hemen bir al. O daha iyi olur diye tekrardan alırım. Evet, burada da şimdi 4 tane oda spreyimiz var. Ben evde bu çiçek kokularını çok seviyorum hanımlar. Otomatik bunu oda spreyi var. Zararlı diyorlar ama ne bileyim ya, benim hoşuma gidiyor evde böyle bir çiçek kokusu. Onun için bunlardan alıyorum. Bunun kokusunu açıkçası unuttum. Bir bakayım. Evet, hatırladım. Bunun kokusunu çok fazla beğenmedim. Ritim. Bunu. Evet, bunu beğenmiştim. Bunu A101'den mi almıştım, hatırlamıyorum. Getir annem. Getir bana. Ama şu koku çok güzel. Rot. Romstar. Bunu Bim'den almıştım. Bunun kokusunu beğendim. Tekrar bir bakayım. Evet, bunun kokusunu beğenmiştim. Kokusu daha güzel. Bu da Airwick'in orman kokulu oda spreyi. Bu, inanın hanımlar, bu şey diye aldım. Hani Airwick marka diye aldım ama inanın şu Bim'in oda spreyinin kokusunu tutmuyor. Bu böyle pıslatıyor. O an yanından geçerken bir kokusunu aldın, tamam, odayalara hiç koku yaymıyor. Onun için bunu, hiçbir şey değişmem. Yani bu, bir daha Airwick almam. Eşim de diyor ki Airwick'in başka kokuları var. Onlar kalıcı. Sen kalıcı olmayanı almışsın dedi. Artık olabilir, doğrudur ama bunu beğenmedim. Evet, başka göstereceğimiz bir şey var mı asistanlar? Yok. Yok mu? Evet, yokmuş hanımlar. Biz artık videoyu burada sonlandırıyoruz. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Siz de hoşça kalın değil? Hoşça kalın.